Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet Gazetesi. Değişmez kesinlikler. Simon Semirvit umutla korku arasında kararsız bir heyecanla titriyordu. Titremesi evine özel ulakla gönderilen siyah MM damgalı kırmızı zarfla başlamıştı. Bu zarfları tanıyordu. Ulu Çoban, Muktedir Makropiç, at ve soyadının baş harfleri basılı zarfları özel görüşmeye çağırmak için kullanırdı. Nitekim zarfın içeriği düşüncesini doğruladı. Ertesi gün betoniz saray yolcusuydu. Yol karakolundan azinden beri afrı tafrı çöpe, yaşamı çöle dönen ex-komiser S.S. umutla korku arasında gidip geliyordu. Ulu Çoban onu yeni bir göreve tatif de edebilirdi, yediği hurmalar yüzünden tümden tasfiye edip. Eks olunca, metresleri de yoldaşları gibi kayıplara karışan Simon Semirbit, resmi nikahlısı Semiremiz Semirbit'e akıl danışmak zorundaydı. Sordu, betonite giderken sence nasıl giyinmeliyim? Semiremiz, en eski takımı giy. Yoksul, bitkin, muhtaç görün ki sana acısın diye öğütledi. Eks komiser güvenemedi. Biricik yoldaşı, eks gazeteci Emedur Tampic giyim kuşam içim siçim işlerini iyi bilirdi ona da danıştı. Pampiç tam tersini söyledi. En şık takımını giy. Makropiç'i zengin ve güvenli duruşunla etkile. Simon yine emin olamadı. Aklına yol kilisesinin papazı yollu yobaz geldi. Aslında Emedur Tampiç karısını tavlasın diye adamcağızı lafa tuttuğundan beri karşısına çıkacak yüzü yoktu. Ama akıl soracağı üçüncü bir yoldaşı da yoktu. Doğal arsızlığına sığınıp papaza gitti, durumu anlattı ve sordu. Tanrı olun ve oğlu Ulu Çobanımızın kutsal elçisi Betoniş Saraya giderken ne giyeyim? Papaz yollu yobaz ellerini kavuşturup gözlerini kaçırdı. Demin düğünü yakın bir gelin gördüm. Sevgili Simon, arkadaşlarına zifaf gecesi ne giyeyim diye soruyordu. Biri kolu bacağı kapalı uzun bir gecelik önerdi, öteki açık saçık şeffaf bir gecelik dedi ve sustu. Öğüt bekleyen ex komiser SS şaşkınlıkla itiraf etti. Zifaf gecesiyle ne ilgisi var yahu? Ulu çoban'ın huzuruna çıkmaktan söz ediyorum ben. Bilge papaz yollu yobaz muzipçe gülümsedi. "Ah oğlum, ne giyersen giy, başına aynısı gelecek."